Kıymetli kardeşlerim, bugün size Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden düşmeyen, her zaman okuduğu en aziz, en değerli ve en yüce dualardan birisini paylaşmak istiyorum. Bu dua dünya ve ahiret hayatı adına Allah'tan talep edilebilecek bütün iyilikleri, güzellikleri kapsayan kısa ve cami bir duadır. Bu dua, dünya ve ahiret hayatımızda karşımıza çıkabilecek bütün olumsuzluklardan, kötülüklerden Allah'a sadece iki cümle ile sığınmamızı sağlayan bir duadır. Bu dua, Kur'an'da geçen ve söyleyenlerinin Allah Azimuşşan tarafından övüldüğü bir duadır. Enes radiyallahu anh şöyle buyuruyor: كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bize dünyada iyilik, güzellik, nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik, nimet ver ve bizi cehennem azabından koru. Gelin birlikte bu duanın manasına vakıf olalım. Az, öz ama ziyadesiyle cami, dünya ve ahiret hayatıyla alakalı tüm iyiliklerin istenmesine vesile olan bu cami duayı birlikte anlayalım. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasene. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Dünyada güzellik, nimet ver. İyilik, güzellik, nimet dünyada geniş ve ferah evdir. Yani bu duayı yaptığınızda bunu istemiş oluyorsunuz. Saliha ve sadık bir eştir. Göz aydınlığı salih evlattır. Bol, kolay ve helal rızıktır. Faydalı ilimdir. Salih ameldir. Güzel bir binek, yani güzel bir arabadır. Güzel bir iş, hayırlı bir makamdır. Bu duayı yapınca bunlar ve bunlar gibi tüm dünyalık nimetleri bir cümle ile istemiş oluruz. Allahümme atina fid dünya hasene. Akabinde ve fil ahireti hasene. Yani Allah'ım, bize ahirette de iyilik ver. Bize ahirette de güzellik ve nimet ver. Ahirette iyilik ve güzellik hesabı kolay vermektir. Sıratı emniyet içerisinde geçmektir. Cehennem azabından korunmaktır. Allah'ın bağışlanmasına mazhar olmak demektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmaktır. Cennete girmektir. Efendimizin elinden Kevser suyunu yudumlamaktır. Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle mülaki olmaktır. Bu duayı yapınca bunlar ve bunlar gibi tüm uhrevi nimetleri yine bir cümleyle istemiş oluruz. Gördüğünüz üzere ne kadar cami bir dua. İki kelime ama dünya ve ahiret saadetine sebep iki kelime. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor: وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Yani Allah'ım, ey Rabbimiz, bizi cehennem azabından koru. Yani dünyada insanı cehenneme sürükleyen günahlardan ve şehvetlerden bizleri uzak kıl. Bu duanın ilave edilmesinin sebebi azaba uğramadan bu merhamete mülaki olmak içindir. Evet, cennete girelim ama cehennemin azabının şiddetini tatmadan girelim. Aziz dostlarım, Hazreti Ömer bir gün tavaf ederken ashab-ı kiramdan bazıları Hübeyb bin Suhbe'nin de ifadeleriyle sadece ve sadece bu duayı yaptığını görüyorlar. Evet, bütün tavaf esnasında Kabe'ye mülaki iken Hazreti Ömer'in ağzından dökülen dua sadece bu. Yine ifade edilir ki Hazreti Enes radıyallahu anh bir gün Kabe'nin duvarına yaslanmış dururken bir topluluk kendisini ziyarete gelirler ve kendisinden dua isterler. O da elini semaya kaldırır ve bu kısa veciz duayı yapar. Herhalde doymazlar, her derde kafi görmezler. Bize biraz daha dua dediklerinde yine sadece bu duaları yapar.
Bir daha tekrar ettiklerinde, bu size yetmiyor mu? Allah bu duayı kabul ederse sizin adınıza dünya ve ahiret için istenilebilecek bütün hayırları istemiş oldum diye ifade eder. İşte bizler de günde inşallah 10 defa bu duayı yapalım. En azından bir 10 defa Allah Azimüşşan'dan dünyamızla ve ahiretimizle ilgili saadeti bu birkaç tane veciz söz ile, Efendimizin ağzından dökülen bu mübarek sözcükler ile talep etmiş olalım. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve kina azabennar. Sağlıcakla kalın, selametle kalın.